Onlara bakmak lazım. Şimdi belki akışınızı bozacak ama çok merak ettiğim bir şey var Sayın Bakan'a. Ben şimdi mi soracaksınız? Şimdi, çünkü daha sonraki süreçte biraz daha kalabalık olacağı için Önay Hanım'dan çok özür diliyorum. Bir 5 dakika Sayın Bakanıma çok merak ettiğim bir şey soracağım. Önay Hanım. Estağfurullah, buyurun, rica ederim. Eğer izin verirseniz ve zamanı mümkün olduğu kadar işe kullanmak istiyorum. Sayın Bakanımı burada bulmuşken benim çok merak ettiğim yani bir konu var. Onu sormak istiyorum. Bahar, müsaade var mı? Buyurun, evet. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, şimdi bu Yunanistan meselesi her gündeme geldiğinde bir konu benim aklıma geliyor. Siz de bu işin şahitlerinden olduğunuz için bu kayda geçsin diye açıkçası, yani merakımdan, şeyimden. Bu 2002 tarihinde siz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Yunanistan'a gidiyorsunuz. Heyette siz de varsınız. Evet. Bu Konstantinos Simitis, öyle değil mi? Doğru söyledim. Evet. Konstantinos Simitis, evet. Simitis'le bir görüşme yapıyorsunuz. 18 Kasım 2002. Şehir içindeki parkta. Hükümet daha kurulmamıştı. Bir heyet olarak gidiyorsunuz. Tabii orada muhtemelen şey de vardır, bizim büyükelçimiz falan da vardır veya dışlarından birileri de vardır muhtemelen. Siz de partinin bir üyesi olarak gidiyorsunuz. Şimdi söylenen şu, Sayın Erdoğan'ın dönemin Yunanistan Başbakanı Simitis'le baş başa ve tutanaksız görüştüğü şeklinde bir şey var, haberler var. Bu gerçekten doğru mudur? Doğru değil. Yani şöyle oldu. Aynı zamanda kayıtlara geçmesi için de söylüyorum. Hükümet, yani kazanacağımız artık belli olduğu zaman, partinin iktidara geleceği belli olduğu zaman, ben ön hazırlık olarak Tayyip Bey'e dedim ki, efendim şimdiden Ankara'daki belli başlı Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçilerini ziyaret edeyim ve Aralık'ta Avrupa Birliği zirvesi yapılacak. O zirveye sizin artık seçilemeyeceğiniz belli olduğuna göre oraya kabul edilmeniz, sizin ziyaret etmeniz için, oraya sizin katılmanız için çare aranabilir mi? Onu araştıralım dedim. Olur dedi, soruştur dedi. Belli başlı büyükelçiliklere söyledim. Biz 2 Aralık'ta yapılacak seçimleri kazanırsak, 3 Kasım seçimlerini kazanırsak, Aralık ayında yapılacak olan Avrupa zirvesine Tayyip Bey katılabilir mi? Tayyip Bey o toplantıya katılamazsa belli başlı başkentlerde devlet başkanları tarafından kabul edilebilir mi diye soruşturdum. Uzun süre hiçbir yerden cevap gelmedi. 2'de 1 büyükelçiliklere telefon ediyorum. Yan çizecek cevaplar veriyorlar. Günün birine pat diye Yunanistan Büyükelçisi'nden cevap geldi. Yunanistan dedi ki, eğer seçimleri kazanırsanız, AK Parti kazanırsa, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'da devlet başkanı tarafından kabul edilecektir diye. Bunu hemen saatler içinde öteki büyükelçiliklere duyurdum. Saatler içinde onlardan da cevap gelmeye başladı. Ve o ülkelere, ziyaretlere başladık. O sırada İtalya'da bir toplantı vardı galiba. İlk toplantıyı İtalya'dan başladık. Aradan birkaç gün geçti. Ondan sonra ilk toplantıyı Yunanistan'da yaptık. Yunanlılar bir diplomatik inceliğe özen göstermek suretiyle Tayyip Bey'i devlet başkanının ofisinde kabul etmedi. Şehrin içindeki bir açık hava lokantasında yemek yedik. Ki yani ben seni resmi olarak kabul etmiyorum ama bir dost olarak önemli bir insan olarak kabul ediyorum. Ve orada görüşme yapıldı. Görüşmede masanın etrafında herkes vardı. Yemek bitti. Oradan kalktık, İspanya'ya gittik. Şimdi İspanya'ya gitmeden, ben hala daha Yunanistan'dayım şu an. Şey kayıtlarında, o dönemki Hürriyet, Habertürk veya Mehmet Ali Birant'ın köşesinde yazdıklarına göre ve şeylere göre sanıyorum Simitis'le 1,5 saat baş başa bir görüşme var. Yok. Mehmet Ali Birant'ın köşesinde de yazıyor aynı şekilde. Hayır, baş başa değil. Yani, ve orada hatta... Simitis orada oturuyor. Yanında George Papandreou oturuyor. Simitis'in bir ifadesi var. İlk kez karşımızda bir Atilla görmedik diyor. Yani dediğim gibi masa düzeni Simitis orada. Yanında George Papandreou. Hatta George sen de bu tarafa gel diye işaret etti. Ondan sonra geri kalan kısımda bizler de böyle dağılmış vaziyetteyiz. Görüşme böyle oldu. O masanın etrafında görüşülenler görüşüldü. Hı hı. Ondan sonra kalktık, havaalanına gittik. Uçak İspanya'ya indiği zaman dediler ki siz havadayken kabine kuruldu, sen de Dışişleri Bakanı oldun diye. Hı hı. Uçaktayken Dışişleri Bakanı olduğumu uçaktan indiğim zaman orada öğrendim. Medyaya yanlış yansımış olabilir belki. Yani hayır, böyle... gizli bir toplantı kısmı yanlış. Yani orada bir görüşme oldu. Eminim ki Yunan tarafı, bizim tarafından not tutucu yoktu. Eminim ki... yani tutanak tutulmadığı yönünde bir şey var. Açıkçası evet, tutulmamış tutanak. Mehmet Ali Birand'ın o şeyinde de var. Köşesinde de var rahmetli. Yani öyle bir şey. Ama görüşüldü tabii. Evet. Peki ben Sayın Alpago'ya döneceğim. Yani niye tutanak tutulmadı? Yani onunla irtibatlandıracağım ben. Yemeği de devlet başkanı ofisinde kabul etmedi Tayyip Bey. Hı. Şehrin içindeki bir açık hava lokantasında, böyle bahçe şeklindeki bir lokantada, açık havada yapıldı toplantı. O da Yunanlıların bu işin inceliğine önem verdiklerini gösteriyor. Yani biz bunu resmi saymıyoruz. Bu açık hava toplantısındaki bir dost sohbetidir. Vermek istediler. Hı hı. Peki. Şimdi şöyle diyor, Erdoğan diyor Simitis ile baş başa görüşmesi, dışişleri bürokrasisini almaması, sadece Yaşar Yakış ile katılması aslında Türk Hava Kuvvetleri'nin Ege Adaları üzerinde Yunanların tek taraflı ilan ettikleri 10 mil hava sahasını falan diye böyle bir var. Vecdi Gönül vardı. Evet. Ondan sonra ben vardım. Birkaç arkadaş daha vardı. Evet. Yani heyet olduğu gibi oradaydı. Peki, teşekkür ederim. Hiç kimse dışarıda bırakılmadı. Evet. Ama o inceliğe dikkatinizi çekmek isterim tekrar. Yunanlılar bu toplantıyı bir resmi binada yapmadılar. Şehrin içindeki bir açık hava lokantasını yaptılar. Peki. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.